bu çalışmayı ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Geleneksel Japon sanatında geyik tanrıların elçisi olarak kabul edilirken, sonbaharla alakalı şiirlerde de sıkça kendine yer bulur. Geyin ağlaması ise sevgiliye duyulan özlem anlamına gelir. Bu çalışma tüm bu imgeleri barındırıyor. Sanatçı, gerçeğe bakışımızı değiştirecek bir eser yaratmış. Biyolojik bir birim olan hücre ile dijital resimlerin en küçük parçasını oluşturan ve optik bir aygıt olan piksel konseptlerini bir araya getirmiş. Bu heykelin en önemli öğesi içi doldurulmuş bir geyikten oluşuyor. Geyin gövdesi değişik boyutlardaki kristal camdan yapılmış boncuklarla kaplanmış. Işığı üzerinden yansıtan bu çalışma Aynı zamanda sanki bir ışık kaynağıymış gibi algılanıyor. Bunun sadece içi doldurulmuş bir geyik olduğuna inanmak çok zor. Sihirli bir şekilde değiştirilmiş bir geye benziyor ve boncuklar lens görevi görüyor. Geyin içinde bulunduğu ortam, lenslerin etkisiyle daha şiddetli ve yoğun olarak algılanıyor. Heykelin yaratıcısı Nava bu çalışmasıyla heykel deneyimini başka bir boyuta taşımış. Heykelin yüzeyine odaklanmak yerine bu biyolojik varlığın içine bakmak istiyorsunuz. Böylece gerçek algınız, nesnelerin görüntüsüyle ilgili normal beklentileriniz tamamen karma karışık bir deneyim ortaya çıkarıyor. Ve sıradan gerçekliği bir kenara bırakıp Bundan sonra göreceğiniz her şeyi yeni ve farklı bir şekilde görecekmiş duygusuna kapılıyorsunuz.